Hillary Clinton'ın başkanlık yarışı için yaptığı ikinci girişim önümüzdeki yılın başında ilk parti oylamasının yapılacağı Iowa ziyaretiydi. Büyük gruplara hitap etmek yerine küçük gruplarla bir araya gelmeyi tercih eden Clinton birçok farklı konuya değindi. Like... Bunun ileride size yararlı olacak deneyimi sağlayacağını düşünüyoruz. Clinton, 2016 başkanlık yarışına sosyal medyada Amerikan halkının yaşadığı zorluklara dikkati çeken bir video yayınlayarak başladı. Amerikan halkı zor ekonomik koşulları atlattı. Ancak şartlar hala durumu iyi olanlardan yana. Amerikan halkının onları temsil edecek birine ihtiyacı var ve o kişi de ben olmak istiyorum. Clinton, Demokrat Parti'nin favori adayı. Ancak uzman Charlie Cook'a göre bu işinin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Hillary Clinton'ın her şeyi daha öncekinden farklı bir şekilde yapması gerekiyor. Farklı olmak için alışıla gelmiş kimliğinin dışına çıkması gerek. Cumhuriyetçi Partiden aday olan Florida Senatörü Marco Rubio, seçmenin geçmişi unutup geleceğe bakmak istediğini savunuyor. Dün dündü, artık geri dönmek istemiyoruz. Clinton Cumhuriyetçiler Clinton'ın adaylığını açıkladığı videoya tepki göstermekte gecikmedi. Cumhuriyetçi Parti stratejisti Ford O'Connell'a göre bu daha sadece başlangıç. Cumhuriyetçilerin adayı kim olursa olsun çok zorlu bir rakiple mücadele edecek. Ancak bu, Clinton'ın anketlerdeki üstünlüğünü sona erdirecek yolları olmadığı anlamına gelmiyor. Dışişleri Bakanı olduğu dönemdeki yazışmalarında şahsi elektronik postasını kullandığı için eleştirilen Clinton'ın bu durumu anketlere de yansıdı. Uzman Matthew Dalek buna rağmen Clinton'ın rakiplerinin gözünü korkuttuğunu söylüyor. Son derece tecrübeli ve zeki, elektronik posta konusu haricinde Clinton ve ekibi çok başarılı bir seçim kampanyası yürütecek gibi görünüyor. Partisinin favorisi olmasına rağmen Maryland eski valisi Martin O'Malley, Virginia eski senatörü Jim Webb ve Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders'ın Demokrat Parti'den Clinton'a rakip olabileceği söyleniyor. Yenal Küçüker, Amerikanın Sesi Washington.